Yani kavga olur, polis izler, kavga bittikten sonra müdahale eder. Bir yerde bir ticaret döner. Bekçi görür ama bana musallat olurlar diye yolunu değiştirir. Herhangi bir gasp olayı olur. Polis koşmak istemez ya da güvenlik kuvvetleri koşmak istemez, kovalamaktan vazgeçer. Ben burada Amerika'nın örneği verebilirim. Burada güvenlik nerede sence? Ya şimdi şöyle. Emniyet nerede? Ya dediğim gibi bak, neymiş sinirlenmiş gitmiş karısını vurmuş, neymiş sinirlenmiş gitmiş birini vurmuş öldürmüş. O adam sinir hastası demek. O adam bak sinir hastasıysa verirsin uyuşturucusunu abi. Ne oldu adam rahat, ne karısını vurdu ne çoluğunu ne çocuğunu. Niye rahat? Uyuşturucu kullanıyor. Bu adamın işte diğer şeylere yönelimi az olacak. Bu adam tek amacı uyuşturucu olacak. Mis gibi çalışan adamsa. Uyuşturucu meselesini de çözdük. Aile içi şiddeti de çözdüm az önce. Güvenlik problemini de çözdüm. Hem yani böylelikle torbacı olmaz ya. Herkes eczacı olur. Herkes kendi eczacını oluşturur ve iş potansiyeli de çıkar. DMN Tarhanaları Bir Fincan Hayat programını sunar. Değerli izleyenler, Bir Fincan Hayat'ın yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu programı tam 2 yıl önce çekmiştik. Değerli konuğum Abdülkadir Karaboğa ile. Bu programda yine aynı hikayeler, aynı serüven ama konu başlıkları birazcık farklı olacak. İlk programı çektiğimizde cebimde 1,5 liram vardı, artık 5 liram var. Gördüğünüz gibi bu bir enflasyon farkıdır. Enflasyondan önce bu programı dolar 10 lirayken çekmiştik. Ve şu an dolar 27-28 var. Şöyle oluyor. Daha iyi bir şey, oraya gireceğiz zaten. Ekonomiye de gireceğiz. Evet, kısaca yine programı özetleyeyim. MaraşGençlikGazetesi.com Ora bizim haber sitemiz. Gençlerin istediği yazıları yazması ve istediği şeyleri söylemesi için oluşturduğumuz bir platform. Oradan gelen konu başlıklarıyla oradan kazandım. Aynen. Can kazanmışsınız. Oradan gelen konu başlıklarıyla ve gençlerin söylediği şeyleri konu alarak kendi yorumlarımızı katacağız. Tabii senin yorumların bizim için çok önemli. Biliyorum. Evet değerli izleyenler, ilk konu başlığımız ekonomi. Bakalım köşe yazımıza, blog kısmımıza hangi bir yazı gelmiş. İlk program çekilirken dolar 10 TL'ydi. Şu an 27 TL. Onu söylemek istiyorum demiş. Burada çok da fazla önemli bir şey yok aslında. Şöyle, ilk program çıktığında hani ilk program çektiğimizde dolar 10 liraydı, tamam şimdi 27'dir. Arada 17 lira gibi bir fark var gibi. Aslında öyle bir fark yok arkadaşlar. Bugün şöyle, ne kadar çok dolar alıyorsun? Gidiyorsun mesela paran, mesela ben gidip 30 lirayla 1 dolar alacağım değil mi? Örneğin yuvarlama yapalım. 30 lira dolar alıyorum. Nasıl? 30 tane 1 TL. Demek oluyor ki ben bugün her dolar alışımda aslında benim halkım zenginleşmiş oluyor. Çünkü niye? 10 lira 10 lirayken almak var, 30 lirayken almak. Hala alan varsa bu ülke zengin. Bu kadar basit. Şu an elinde tuttuğun paranın 6 tane olması şartıyla 1 dolar alabilirsin. Tabii. Ama şu an o 5 TL bir anlam ifade etmiyor. Ekmek çünkü 6,5 lira. Şimdi bak dediğim gibi 5 lira değil mi? Dolar 25 lira daha koyuyorum, 1 dolar. Nereden buluyorum bu parayı? Demek ki benim param var. Ben gidip dolar alıyorsam benim param var. Bu da iyi bir şey ülke için. Kötü bir şey değil yani. Buna kötü diyen adam yani bugün ekonomi sıkıntı falan filan diye ortaya çıkmış olabilir ama yalan. Ama kim inan? Halkın haline bakacaksın. Halk ne durumda? İyi durumda. Sebzesini alıyor, meyvesini alıyor, kirasını ödüyor. Gördün mü sen oradan bir şikayet görmedin? Şikayet görmüş olsan yönetim değişirdi zaten baş. Demek bir şikayet yok bu kadar basit. Peki bu doların yükselmesi, enflasyonun artması? Yok, için ben ekonomist değilim. Ama dediğim gibi diyorum ki ne durumdaysa oradan dersin sen. Ben halkın içinden geldim. Diyorum ki sana kiramı ödeyebiliyorum, meyvemi sebzemi yiyebiliyorum işte. Elektriğimi, suyumu, faturalarımı hepsini ödeyebiliyorsam ben nereden baksa şimdi şöyle. İlk programı çektiğimizde asgari ücret ne kadardı? 3000 lira. 2800 olması lazım. Ha, 3000 lira bandında şöyle bir şey var. İşte o dönem 3000 lira alıyordum, şu an 11.000 lira alıyorum. Daha çok 12.000. Yani halk nasıl daha fakir olabilir? Olamaz yani, bu iyiye gittiğimiz anlamı. Peki şu anda nerede yaşıyorsun? Aynı yerde yaşıyorum. Aynı yerde yaşıyorum. Yani bizim zaten, ben kira ayırmıyorum. Büyük şehirde yaşayan bir ailenin 11.500 lira asgari ücret almasıyla. Şöyle büyük şehirdeki asgari ücret fiyatı da değişiyor abi. Maraş'ta aldığın asgari ücret 11 ise orada 13-14 alıyorsun. Tam 2000 lira peki neyin masrafını karşılayacak? Şu anda Ankara ve İstanbul'u baz alarak söyleyeyim. 10.000 lira ev kirası. Yok, benim bir arkadaşım var 6.000 liraya kalıyor. Tamam, ev mağara abi. kendim. Sade tarhanalardan sıkıldınız mı? Alın size biberli tarhana. Denemeden fikrinizi belirtmeyin. DMN tarhanalarının sunduğu Bir Fincan Hayat devam ediyor. Bugün maliyet artıyor ama maaş da artıyor. Yani demek istediğim şey yok. Yani bugün eve bakarak, işte kirasına bakarak falan ekonomiyi ölçemezsin ki. Yapamazsın. Ben sana ne diyorum? Halk, o günün halkıyla bugünün halkı arasında dağlar kadar fark. Daha çok çabalıyorlar para kazanmak için ve daha çok para kazanıyorlar. Yani bugün aynı asgari ücretle çalışan adam aynı saatte çalışıyor. 8 saat, 12 saat arası çalışıyor. Aynı asgari ücreti mi alıyor? Hayır, 12.000 lira alıyor. Yani bu bir fark demek. 10.000 lira fark koymuşsun sen. 10.000 lira daha fazla kazanıyorsun.
Bana diyorsun ki ona rağmen ben kötü durumdayım. Hayır abi, o halkın yalandır. O insanı yalandır ya. Bu kadar basit o iş. Peki ben şunu söylemek istiyorum. Herkes ekonomiden şikayetçi. Hiç kimse geçinemiyor ama maalesef ne yazık ki 20 yıldır aynı kişi kazanıyor. Dedim sana az önce, yani bir farklılık olsaydı, eğer ekonomimiz kötü olsaydı başta yönetim değişir. Demek ki değil. Ben görmedim ya. Sen gördün mü? Yönetim hala aynı yönetim. Peki diğer konu başlığımız. Bundan bağladık. Yönetim. Kullanıcımızın birisi, adaletli bir şekilde yönetildiğimizi düşünmüyorum. Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini, yargısını, hükmünü oluşturuyor demiş. Şimdi bu da yine halkı, yani direkt halkın içinden birini cevaplayabileceği bir soru. Şimdi diyor ki arkadaş, demiş ki işte adaletli bir şekilde yöneltildiğimizi düşünmüyorum demiş. Sen düşünüyor musun peki? Ben düşünüyorum abi. Ben bugün gelip seni vursam, öldürsem içeriye giriyorum değil mi? Veyahut da işte başka birini vursa o da içeriye giriyor. Sonra geri çıkıyor mesela. Ne zaman çıkıyor abi? Nereden gördün sen cinayet işleri adam geri çıkıyor? Tecavüzde mesela bir kadına. Tecavüzde bir farklılık var. Tecavüzde kimse kimseyi öldürmüyor. Bir de kanıt sunmaz herhalde, yani bilmiyorum. Tecavüz olayını bilmiyorum. Oraya hiç giremeyim. Ama hırsızlık olayına girer. Şimdi bugün hırsızlık dediğimiz dava ne hırsızlık? Yani bugün ben bir kupa çaldıysam, ne bileyim telefon çaldıysam, aynı hırsızlık da değil. Ama aynı, şimdi bak, o konuda yargıyı ben de çok sevmiyorum. Ben gidip televizyon çalsam 2 yıl yiyorum. Ben gidip telefon çalarsam da 2 yıl yiyorum. Bu nasıl oluyor abi? Arada fark var. Bugün telefon 100 bin lira, televizyon 100 bin lira mı? Hayır. 1 bin lira daha pahalı. Daha mı farklı olmaz? Hemen yani o cezanın daha farklı olması lazım. Yani orada ona bir özen gösterilmesi lazım. İşte mahkemelerin bakması lazım. Bu adam telefon çaldıysa 1 yıl yesin. Televizyon çaldıysa 2 yıl yesin. Bence böyle bir çözüm olabilir yani. En mantıklı çözüm de bu. Ben şunu söylemek istiyorum. Adaletli yönetilmediğimizi söylüyor kullanıcımız. Üniversite açacağımız yere, el ile üniversite açacağımız yere adalet saraylarını çoğaltsaydık, hakimlerimizi çoğaltsaydık, savcılarımızı çoğaltsaydık belki adalet daha erken tecelli edebilirdi. Şöyle aslında onu da o zaman camiler boşa çıkıyor ya. Cami koyacak yer kalmıyor. Adalet saray hocam, camiyi nereye dikecek o bunu? Bu inşaat neyden, inşaatçı neyden kazanır? Peki şöyle bir soru sorayım. Bir günde adalet sarayına ya da adliyeye giren insan sayısı mı çok, camiye giren insan sayısı? Ya tabii ya. Bugün Sultanahmet'e git bak bakayım abi. Ne kadar girip çıkıyor oraya. Var mı başka sultan? Bak, başka bir Sultanahmet'in daha olsun. Ülkenin turist çekiyor. O zaman nedir? Bizim tarihi, bak tarihi eserleri. Bak tarihi eser bulamıyorsak üretmemiz lazım. Satmamız lazım. Sultanahmet'i satsak mı acaba? Her yere Sultanahmet dikemeyiz maalesef. Bilmiyorum da satabiliriz. Yani o yönetim biçimi oradan çıkıyor. Şimdi sen diyorsun ya işte Adana Sarayı dikseydin. Adana Sarayı'nın dikmesi kolay değil ki. Abi. Üniversite dikeceksin. Ha bir de şöyle bir şey var. Aslında var, üniversite değil. İkisinde de bence bunlar özelleştirilmeli, biliyor musun? Devletin para kazanmak. Devlet kendine harcıyor. Cami yaparken devlet kendi cebinden ödüyor değil mi? İşte ya da üniversite dikerken devlet kendi cebinden ödüyor değil mi? Camiye karışıyor. Adalet sarayında kendi cebinden ödüyor devlet. Ne ya, bunları özelleştirmek lazım. Mesela adalet sarayını sen dik. Para kazansın inşaatçılar. Devlet para kazansın. Bak bu ekonomiyi canlandırmaya gelir. Ama öyle de şimdi adalet sarayını ben diktiysen benim adaletim, benim kurallarım geçerli olur. Adalet sarayı da diktin sen. Orada kurallar ne yapıyor? İşte orada alkolü serbest yaparsın en fazla, o olur. Adalet sarayının içinde alkolü serbest yaparsın, o olur. Onun dışında başka bir şey olmaz. Yani mesela Ahmet'in adalet sarayı olur. Ve onun içindeki kurallar senin olur. Ülke adına olmaz yani. Orada da öyle bir çözüm. Adalet her yerde her zaman eşittir. Aynen. Peki bu adalet saraylarında biliyorsun herkes bir nevi yani %50 suç işliyor. Suç işlem oranlarının olduğu biri yani. Evet. Ya o son liste olarak oluyor. Sade tarhanalardan sıkıldınız mı? Alın size biberli tarhana. Denemeden fikrinizi belirtmeyin. DMN tarhanalarının sunduğu bir fincan hayat devam ediyor. Mesela bir kullanıcımız da bu suçlar üzerine oluşturduğumuz konu başlıklarında tecavüz, gasp, cinayet ve saldırılar artarak devam ediyor. Yolda yürürken bile güvende hissetmiyorum. Burada bir nasıl bir suç olabilir? Adalet sarayından mı yoksa yolda yürürken mi? Her an her yerde bir olayla karşılaşabilirsin. Başta dedik ki adalet sarayında çok suç işleniyor dedi. Ne eğer aslında idam da mı? Bak şimdi az önce dedim adalet sarayına mesela hani miras kavgasıyla da giren var ama bunun artış oranında suç teşkil eden davalar görünüyor. Adana Sarayı'nda suç daha çok işleniyor. Evet. Az önceki probleme geldim. Bak güzel yakaladım. Dedin ki o zaman benim adaletim geçer dedin ya. Orası devlete değil de senin olmuş olsaydı daha güvenli. Anlatabildim çünkü özel ve orayı benimseydim ve daha çabuk harekete geçme olur. Mesela ben son anda kendi lafıma sıkmazdım veyahut da başka birine sıkmazdım. Ve o mesela idamdaki gibi düşünmek. Suçlulara son arzu soruluyor değil mi? İçeri girmeden önce mesela bir adam suç işlediyse ben mesela
hırsızlık yaptım. 10 yıl yedim. Bu adama desin ne? Bizden ne istiyorsun? Bu adama bir sorsunlar ne istiyormuş. Onu yaparlarsa bu adam ne kendini öldü ne başka birini öldü. Ne de orada bir suç işledi. Bu da çözülmüş. Ve dediğim gibi tekrar özelleştirmek lazım. Adalet sana. Özellikle yeni dikilecekleri. Eskileri boş ver. Peki yolda yürürken kendimi güvende hissetmiyorum. Güvende hissedeceksin abi. Silah alacaksın. Silah taşıyacaksın. Amerika'da bu iş böyle. Suça mı? Ne? Silah taşımak. Ruhsat alıyorsun. O zaman ruhsat aldım diye önüme geleni vurayım mı? Ya da güvende hissetmediğim yerde çekeyim silahı. Elimde silahla güveneyim mi? Güvende hissetmiyorsan dışarı çıkmazsın zaten. Güvende hissetmek istiyorsan yanında silah alırsın. Bıçak taşırsın. Dışarı illaki çıkacaksın. İllaki işin var. Ne işin var? Ne faturalarla bugün dışarıdan ödeyebiliyorsun. Telefondan ödeyebiliyorsun. Yemeğin kapıya kadar geliyor. Alışverişin kapıya kadar geliyor. Ya sen niye dışarı çıkırsın ki? Yani güvende hissetmiyorsan dışarı çıkma. Çıkacaksan da güvende hissettirebilecek bir şeyle çık. Olay bu. Çözüm böyle. Yani 85 milyon adam var. Hepsi dışarıda mı? Yok değil. Döngü olması lazım. Herkes dışarıda değilse de dışarı çıkacak insanlar var. İnsanlar parayı ne zaman nerede o zaman şöyle diye yaparız. Şimdi dışarı çıkacak olanlara tamam. Mesela devletin birçok belediyeler. Belediyelerde birçok boş sektör var. Yani boş müdür vardır. Doğru mu? Evet. Her şeyin bir müdürü var. Bu adamları al güvenlikten sorumlu olsun. Mesela her evin kapısına bir güvenlik görevlisi koysun. Böylelikle işçi problemi de çok. O güvenlik memuru ev sahibiyle birlikte çıkan arkasından dolaşır, takip eder ona. Tamam, sonra geri evine gelince de kapısının önünde geri durur. Devletten maaş bağlar. Böylelikle güvende hissedersin sen. Ama bak çözüm olarak ilk şıkla önemli. Yani herkese bir silah verirsin. İki kurşun hakkı olur mesela. Güzel olur yani. İlk iki hakkını kullanan o zaman. Ya onu bilmiyorsun. İlk de vurması için de ne yapacaksın biliyor musun? Mermi veriyiz. Koyacaksın. Her mermiye bir vergi alacaksın. Tamam mı? O kadar çok pahalı olacak ki o vergi de devlet de kazanacak. Peki cezalar ağır olsaydı insanlar bu suçları işlemekten... Alakası yok. Yani bugün hırsızlıktan idam etsen adam tamam. Bu adam ölümüne gider hırsızlık yap. Burası Türkiye. Yani şöyle düşün. İntihar etmek yerine gideyim bari öleyim der. Bir şey çalar yani. Burası Türkiye yani. Çok fazla arttırarak bir şey olmaz. Cezbedici bir suç mu? Yani tecavüz olanın şeyini mi keseceğim? Ben önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Mesela polis veya bekçi veya kolluk kuvvetleri. Az önce ne dedim? Belediyede gidelim. Boş çalışanlar güvenlik görevlisi olsun. Her evin başında beklesin. Bir şey mi oluştu? O ev sahibi de çıksın geri girsin. Çıksın geri girsin. Hepsi on numara iş. Bekçiye gerek kalmaz. Belki polise bile gerek kalmaz. Ama şimdi onlar da boşa çıkmasın diye onların da olması lazım. Tabii şimdi o zaman da çiçek problemi oluyor. Mesela sokaklar... Masa yatırmak lazım. Sade tarhanalardan sıkıldınız mı? Alın size biberli tarhana. Denemeden fikrinizi belirtmeyin. DMN tarhanalarının sunduğu bir fincan hayat devam ediyor. Sokaklarda uyuşturucu olayları çok dönmeye başladı Türkiye'de. Şimdi bak ona gelelim. Şimdi şöyle sanırım başlıklarımızın biri de psikoloji. Bugün psikoloji ile uyuşturucuyu bir tutmak lazım. Neden? Bugün neden insanlar uyuşturucu kullanıyor? Daha meyilli oldukları için. Ekonomik ödüğü düşüydü buydu falan filan bunlar geç. Yalan bunlar zaten hepsini ağzıyla çürüttüm yani. Şimdi bu adam doymuyor. Bir doyumsuzluk var insanda ama daima bir arayış içerisinde insan. Ya felsefik olarak daima bir arayış içerisindesin. İşte senin varlığında, cartında, cortunda. Bu böyle. Bunun da artısı olarak şu vardır. Bir adam düşün, bir birey düşün. 18 yaşında, 20 yaşında bir birey düşün. Bu birey o yaşına kadar her şeyi yaşanmış oluyor. Ne yapıyor? Uyumuyor. Canı sıkılıyor. Gidip uyuşturucuya başlıyor. Değil mi? Yani şimdi bunu devlet gözetiminde yapan var. Devlet gözetiminde yapmayan. Devlet gözetiminde yapan rahat. Devlet gözetiminde yapmayan suçlu. Öyle şey olmaz. Ne yapacağım? Yasalaştıracağım uyuşturucu. Her yaz uyuşturucu kullansın. Halk rahat olur. Devlet rahat olur. Halk rahat olduğu için. Yönetenler rahat olur. Daha iyi yönetirler. Orada insan bilir. Bir de hatta şöyle oy verme oranları bile yükselir. Peki sen, işte örnek veriyorum. Bana oy verirsen şu kadar uyuşturucu vereceğim sana. Bakın. Ne oldu? O adamın %10 oy artı. Ve verirsin. Yani adamlar rahat rahat gelsin yani. Bence yani uyuşturucu böyle tutarsın. Şimdi şöyle yasal değil ama kullanıyorlar. Bana yasalaştır abi. Yine rahat rahat kullansın uyuşturucusunu. Benim bu teze söyleyebilecek bir çok şeyim yok. Çok mantıklı değil mi? Çok mantık yani. Aramak biraz mantıklı. Şöyle işte dediğim gibi orada kullanmak yani. Madem yasal ama kullanmıyorlar. Çözüm yok demek ki bu iş. Şunu söyleyeceğim. Peki uyuşturucu kullanma yüzde ne kadar kanama var açıkçası? Ya da yaş aralıklarında mesela 18 yaş, 24 yaş hani... Kaç yaşa kadar var? Şöyle Kahramanmaraş'ta bu yaş biraz daha düşmüş sabı. Yani 18'den aşağıda gibi oluyor. Veyahut da işte 13 ile 20 arasında. 20'den sonra şöyle 25 ve 30 daha az kullanıyor. 50'lermiş gibi böyle daha
oturaklı olanlar daha az kullanıyor. Niye oturaklı olanlar daha az kullanıyor? Çünkü dışarı daha az çıkıyor. Bak yine aynı probleme geldik. Dışarı çıkmayın abi. Dışarı çıkmayın, her şey ayağınıza geliyor zaten. Midinizi tasarlayın. Hani dışarı çıkmayacakmış gibi. Alışveriş yapıyormuşsunuz gibi. Kendinize büyük bir telefon alın. Orada deneyin. Büyük bir televizyon alın. İşte orada kıyafet üstü nasıl olur falan filan. Büyük bir şey olsun. Her şey büyük büyük, büyük olsun. Böylelikle ne yaparsan abi? Dışarıya çıkmak azalır. Dışarı çıkmak azalırsa ne olur? Uyuşturucu kullanmazsın. Tacize uğramazsın. Ondan sonra güvenlik problemin olmaz. Ne yapacaklar? Evine kurşun mu yağdıracaklar? Dışarıyı güvenli hale getirmek yerine sen gelmiyor insanları. Şimdi şöyle, şimdi sen bana eve çıkmaya çalışıyorsun ama. Bizim emniyetimiz var. Güvenlikten sorumlu her birimimiz var, değil mi? Emniyetimiz var da emniyette miyiz? Orası belirsiz. Ha bak, problem oradan kaynaklı. Şimdi o kadar adam oturup yemek yemiyorlardır yani. Bir çözüm arıyorlardır, değil mi? Bulamamışlarsa bu zamana kadar buna çözüm, demek ki çözümü yoktur. O kadar basit. Bir şeyin çözümü yoksa aramanın da manası yok. Yani bu adamlar orada 7/24 çalışıyor. Boş oturmuyorlar herhalde. Yani güvenlikle uğraşan artık kimse. Kimse boş oturmuyordur yani. Ben bugün burada bunun çözümünü bulsam ne iş yarayacak? Yaramayacak. Çözüm yok. Adamlar bulmamış, düşünmemiş. Demek ki bu böyle. Dışarı çıkmış. Doğrusu bu. Yani kavga olur, polis izler, kavga bittikten sonra müdahale eder. Bir yerde bir ticaret döner. Bekçi görür ama bana musallat olurlar diye yolunu değiştirir. Herhangi bir gasp olayı olur. Polis koşmak istemez ya da güvenlik kuvvetleri koşmak istemez, kovalamaktan vazgeçer. Bak burada Amerikan örneği verebilirim. Burada güvenlik nerede sence? Ya şimdi şöyle. Emniyet nerede? Ya dediğim gibi bak, en bir sorunumuz yok ki bizim. Bak ben bugün dışarı çıkıyorum, çok fazla sorun yaşamıyorum. İçeri giriyorum, içeri daha az sorun yaşıyorum. Dediğim gibi buradaki çözüm halkın dışarı çıkmaması. Bir çözüm varsa o da bu. Peki halkı eğitsek? Şiddete karşı, üçe karşı nasıl bir eğitim? Her konuda eğitim. Halkı nasıl eğitilir? Dışarı çıkmamaya öğretebilir. Bu da bir eğitim olur. Dışarıda daha az iş yapar, dışarıda daha az olur, dışarıda daha az bulunur. Madem, bir dakika dur. Sade tarhanalardan sıkıldınız mı? Alın size biberli tarhana. Denemeden fikrinizi belirtmeyin. DMN tarhanalarının sunduğu bir fincan hayat devam ediyor. Bizim problemimiz sadece dışarıda mı? Yani suçlar sadece dışarıda işleniyorsa, dışarıyı yasaklarsın, suç azalır. Bitti. Problemi suç olması. Hani suçları işleyebilmemiz. Ya eğer, ya dedim ki bak, biraz da haltta var abi. Neymiş sinirlenmiş, gitmiş karısını vurmuş. Neymiş sinirlenmiş, gitmiş birini vurmuş, öldürmüş. O adam sinir hastası demek. O adam bak sinir hastasıysa verirsin uyuşturucusunu abi. Ne oldu adam rahat. Ne karısını vurdu, ne çoluğunu, ne çocuğunu. Niye rahat? Uyuşturucu kullanıyor. Bu adamın işte diğer şeylere yönelimi az olacak. Bu adam tek amacı uyuşturucu olacak. Mis gibi çalışan adamsa. Uyuşturucu meselesini de çözdük. Aile içi şiddeti de çözdük az önce. Güvenlik problemini de çözdük. Hem yani böylelikle torbacı olmaz ya. Herkes eczacı olur. Herkes kendi eczasını oluşturur ve iş potansiyeli de çıkar. Yasalaştı ne olacak? Halkın kullansın. Bence mantıklı. Sence mantıklı, evet. Diğer konu başlığımız eğitim. Lise 4 son sınıfa giden bir arkadaşımız yazmış bize. Ne yazmış? 2024 yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu dünyada cehenneme daha yakından tanıma fırsatı bulacağız ya. Ne güzel. Getirisi olmayan bir zaman kaybıdır. Eğitim böyle Müslümansın. Cennet de bir zaman kaybı değil ya. Cennete gireceksin. Diğerlerinden daha farklı bir şekilde gireceksin. O da burada söylemek istediğin eğitimin yetersiz olduğu ve eğitimin bir zulümle. Şimdi şöyle onu söylemiyorum. Ya sanmıyorum ben ya şimdi şöyle cehennemden kastı ne? İşte benim aldığım haberlere göre telefon yasaklanmış. Bu mu cehennem? Yani eğer öğrencimizin sorunu telefonun yasaklanmasıysa ve bu cehennemse ben nasıl böyle cehenneme? Bahsedilen cehennem umarım budur. Telefonum yoktur falan. Bak şimdi yani. Ben sana bir lisede dönen bir şey anlatayım. Tabii buyur. Okula giriyorsun, dışarıda hapishane gibi kaçabileceğin ya da firar edebileceğin hiçbir yer yok. Etmeyi düşünen öğrenci tel örgülerden atlamak zorunda. Bir yerlerine yaralanabilir. Polisin biri izliyor. Derslerde telefonları girişte alıyorlar. Son derste veriyorlar. Herhangi bir sağlık, ölüm ya da başka bir haber gelse öğrencinin haberi olmayacak. Onun haricinde dersler yeterli seviyede değil, kaliteli değil. Seçmeli dersi kimse seçmiyor. Müdür canı isterse o dersi koyuyor. Almak istemeyen öğrenci onu zorla alıyor. Bunu aslında çözümü yine ben bulmuş oldum. Dışarı çıkmayacağım böyle. Mis gibi çözüm. Uzaktan eğitilecek. En güzeli o. Evinde telefonu kullanabilir. Evindeki telefonu yasaklayamazlar. Evinden kaçmak zorunda değil. Dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamadığın bir yerden kaçmaya çalışmasın yani. Bu kadar basit. Ondan sonra derslerini seçersin. Yani derslerine daha iyi çalışsın abi. Yani seni aldığına dağıtacak hiçbir şey olmaz. Sürekli aynı yere odaklanırsın. Rahat bir şekilde eğitimini de verirsin. Ve şöyle girdiğin işte lisedeysen mesela daha çabuk sınıf atlarsın. Üniversitedeysen daha çabuk sınıf geçersin. Rahat olur yani. Uzaktan eğitim burada çağır. Güvenlik problemi yok. Hapishane gibi okullar yok. Böylelikle okulları da daha iyi bir şekilde kullanırız. Boş binalar mesela. Ne yaparsın boş binaları? Zaten şu anda sadece
bina var. İçinde eğitim sisteminin olmadığı, eğitimin az olduğu, daha düzgün sağlıklı bir eğitim verilmediği bir bina bence içinde milyon tane öğrenci de olsa boş bir binadır. Böylelikle okullar oluşturucu da girmez. Öğrenci yok. Bir çözüm daha. Bak nereden baktığın çok önemli. Şimdi biz burada 2 saat konuşabiliriz. 3 saat konuşalım. Ben sana çözüm de sunarım. Ben bugün her konuyu burada çözebilirim. Bir şekilde bir yol buluruz. Sorunlarımızı da bir şekilde konuşuruz ve millet çözümle bulur. Ama demek istediğim şey şu. Eğitim sorunumuz. Güvenlik sorunumuz. Evet. Sağlık, psikoloji. Bak bunların hep bir geneli var. Eğitim. Eğitimi kim belirliyor? Milli eğitim değil mi? Sağlığı kim? Sağlıkçılar. Örnek. Her sektörün, her sorunun zaten kendi düşünmesi gereken insanlar var. Şu an bu sorunları yaşıyorsak demek ki çözümü yok. Ya da düşünmüyorlar. Yok. O imkansız. Ya demek istediğim şey bu. Yani zaten milli eğitim bunu düşünmüş. Milli eğitim şey diyordur ya. Çocuklara okulu hapsediyorum. Okulu zindana çevirmişim. Millet cehennemdeki zebani gibi dolaşıyor. Diyordur yani. Mesela son düzenlemede yeni bakan bu eğitim yılında Türkçe ortalaması 70'in altında olan öğrencileri sınıfta bırakacağını açıkladı. Ülkemizde 10 milyon mülteci var. Bunun 1 milyonu öğrenci olsa Türkçeden 70 alabilme şansı bence yok. Yani bu çocuk eğer mülteci ise, o okulda okuyorsa, Türkçeden 70 alamıyorsa sınıfta kalacak. Bu mülteci problemi doğurmaz ama. Aynı şekilde mesela bizim Türk öğrencimiz 70 alamıyorsa sınıfta kalacak. Sınıfı geçemeyecek. Bir ders üzülüyor. Bazı dersler önemli de. Mesela Türkçe. O konuda önemli. Yani bir adam düşün, işte liseyi bitirmiş, Türkçe bilmiyor. Bu adama ne yapacaksın? Türkçeyi bilmiyor diye. Mesela Türkçe'de lise baz alalım. Edebiyat. Yani bir insan şiir okumayabilir. Ya da bir roman, o hani dil anlatımda. Daha de ekini illa öğrenecek diye bir kural, kaide yok. Direkt edebiyata kaldır. Türkçe'yi kaldır o zaman. Çözüm yok ya o dediğin. O dediğin bir çözüm yok. Mesela 10 milyon mülteci vardı. Mülteci problemi aslında bak. Böyle mültecilere biz daha bir hayat sunmuş oluruz bak böyle. Türkçe öğreniyorlar abi adamlar. Öyle düşün. Türkçeyiz. Eve seve öğreniyorlar bir de. Düşünmediğimiz için kaybediyoruz. Düşündüğümüz bak. Kendimizi düşündüğümüz için. Arada farklı. Düşünmek farklı. Kendini düşünmek farklı. Biz Türk'üz. Önce birbirimizi biliriz. Ya da birbirimizi severiz. Birbirimizi sevmediğimiz sürece, birbirimizi düşünmediğimiz sürece, bizden sonrakileri önemsemediğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Değerli izleyenler, Bir Fincan Hayat'ın sonuna geldik. Yorumlar için Abdülkadir Karabağ'a teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sade tarhanalardan sıkıldınız mı? Alın size biberli tarhana. Denemeden fikrinizi belirtmeyin. Görüşleriniz bizim için önemli. Yorumlarınızla 2 yıl sonraki Bir Fincan Hayat programını daha etkileyici hale getirebiliriz. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek verebilirsiniz. DMN Tarhanaları Bir Fincan Hayat programını sundu.